31 Mart yerel seçimlerde kullanılacak oy pusulaları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu tarafından örnek oy pusulaları basına tanıtıldı. Seçmenler 4 ayda oy pusulasında adayını belirledikten sonra oy pusulalarını tek bir zarfta sandığa atacak. İlk kez bir yerel seçimde sandığa tek zarf atılacak. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Seçmenlerin tek zarf kullanmasında pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçmek amaçlandı. Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlenmişti. Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde. Saadet Partisi birinci sırada, ikinci sırada Bağımsız Türkiye Partisi, üçüncü sırada Vatan Partisi, dördüncü sırada Büyük Birlik Partisi, beşinci sırada Cumhuriyet Halk Partisi, altıncı sırada Adalet ve Kalkınma Partisi, yedinci sırada Demokrat Parti ve sekizinci sırada Halkların Demokratik Partisi'ni görüyoruz.